zaman önce çok uzaklarda bir bebek dünyaya geldi. İsmini Alexander Graham Bell koydular. Graham'ın annesinin kulakları duymuyordu. Doğuştan işitme engelliydi. Konuşmayı da öğrenememişti. Babası annesinin bu durumuna çok üzülüyor, bu sorunu ortadan kaldırmak için gece gündüz bir alet geliştirmeye çalışıyordu. Graham babası çok yaşlandığı için artık babasının çalışmalarına kendisi devam etmeye başladı. Tek amacı işitme engellilere sesleri duyuracak bir alet geliştirmek ve onlara konuşmayı öğretmekti. Bir okulda işitme engellilere konuşmayı öğretmeye çalıştı. İşitme engelliler için bir okul kurdu. Graham Bell'in ismini uzak ülkelerdeki insanlar da duydu. Onu ders vermesi için üniversiteye çağırdılar. Üniversitede eline bir kitap geçti. Bu kitapta müzik sesinin bir tel aracılığıyla başka bir yere aktarabileceğini öğrendi. Bu bilgilerle işitme engelliler için duymalarını sağlayacak aletler yapmaya çalıştı. Thomas Watson isimli arkadaşı elektrik mühendisiydi. O da Graham Bell'e yardım etti. Günler sonra çalışmalar ilerledi. Bir gün Bell ve Thomas atölyede bir odadan diğerine bir tel çektiler. Bell odasında çalışırken telefonu çalıştırmak için kullandığı bataryadan pantolonuna kadar asit döküldü. Diğer odadaki arkadaşı Thomas Watson'a seslendi. "Bay Watson, buraya gelin, sizi görmek istiyorum." Thomas Watson Bell'in sesini tellerden duydu. Bell, 10 Mart 1876 günü farkında olmadan ilk telefon görüşmesini yaptı. Graham Bell çalışmaları sonunda telefonu icat etmişti. Telefon sayesinde çok uzaklardaki insanların birbirlerini duymalarını sağladı. Bu icadı için herkes onu onurlandırdı ve ona teşekkür etti.